Nesli şu an hayat hikayesini başladı. 3,5 yaşında Türkiye'yi terk etmek zorunda kalıyor. Evet. Doğum yeri? Bugün Sikiz'in olduğu yer. Nişantaşı'da Sikiz. Sabiha Sultan'ın sarayıdır orası. Konağıdır. Şu an orada dünyaya geliyor. Sonra işte Rumeli İhsan'da yalı var. Şimdi bir ara orada yaşıyorlar. Yani yazları yalıda, kışları Nişantaşı'nda. Ona da terstir. Çünkü İstanbul'da kışları yalıda, yazları şehirde yaşanır ama ona ters yapmışlar. Çünkü Faruk Efendi babası açıklık arazi seviyor. Sonra işte 3,5 yaşında, 3 yaşında, 3,5 yaşında, 3 ay, 3 yaş, 2 gün, 2 aylıkken sınır dışı ediliyor. Ve Nice gidiyorlar aileyle. Trenle. Trenle, Orient Express'le. Önce İsviçre'ye. İsviçre'de bir müddet Teritek'te, Leman Gölü sahilinde, Teritek kasabasında kısa bir süre Halife abim. Nedir işte, meşhur otel? Grand Otel. Grand Otel. Şimdi meşhur kumarhane. Grand Otel'de kalıyorlar. Efendim sonra oradan Nice'e geçiyorlar. Nice'de çok zor bir çocukluk geçirmiş. İki bakımdan babası özellikle Faruk Efendi büyük çocuğu hep erkek bekliyormuş, kız çocuk oluyor. Ama hayali şu, günün birinde imparatorluk tahtını o geçecek diye düşünmüş. Çünkü bir ara Faruk Efendi'nin tahta geçme söylentileri vardır. Hatta Enver Paşa'nın tahta Faruk Efendi'yi geçirip aradakileri atlayıp kendisi de bir Mussolini gibi, Führer gibi bir şey olmak. Böyle bir şeyler vardır. O yüzden çok iyi bir eğitim ver demiştir. Potsdam Kaiser Wilhelm'in askeri akademisinden mezun. Babası. Babası Faruk Efendi. Ha, Nesrişah Sultan'ın... Zaten şeyin Kaiser Wilhelm'in koruma... Muhafız alayında. Ertse bir şey onun Almancası orada. Ve Nesrişah Sultan büyük çocuğu sen diyor tam bir prenses eğitimi alacaksın. Şimdi prenses eğitimi nedir? Sertlik demektir. Prenslik eğitimi sertliktir. Sultan Söylü'yü de hep oydu. Yani gülmemiz yasaktı diyor. Sen prensessin, gülemezsin. Yalnızken güleceksin. Yüksek sesle gülmek yasak. Ağlayamazsın. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. İnsanlara kibar davranacaksın, âli cenap olacaksın. Para yok. Çünkü para bitmiş. Halifenin çok cüz'i bir geliri var. Torunları da o parayla bakılıyor. Galiba Hindistan'dan falan paralar almış ama değil mi? Çok sonradır. Kız evlendikten sonradır. Yani dışarı gidişleri 24'tü, evlenmesi 36'dır. 12 sene var. 12 sene çok sıkıntılı. Sultanın dediği şuydu. Ben 20 gün kadar okula gidemedim çünkü yani affedersiniz tam onun deyimiyle etekliğimin kıçı delinmişti dedi. Ve yapacak paramız yoktu dedi. Düşünebiliyor musun şeyden? Ve o arada tabii yalnız eğitime ve bir entelektüel olarak yetişmesine çok dikkat edilmiş. Önce Almanca öğretilmiş. Mükemmel Almanca bilirdi. Fransa zaten orada konuşulan dil. İngilizcesi, şusu busu çok iyi lisan bilirdi. Ve bir kültür şeyi verilmiş evde de. Klasik müziği çok iyi öğrenecek. Efendim dünya edebiyatını çok iyi bilecek. Yani ciddi bir entelektüel olarak yetişecek ki öyleydi. Sultan yani her şey onunla konuşabilirdi. Nice'de nasıl bir okula? Okula gitmiş mi, evde mi eğitilmiş? Önce bir okula gidiyor, özel bir okula veriliyor. Halife artık bu parayı veririm diyor. Fakat hocalardan biri Blum zamanı o zaman başbakan. Çocuklar ailelerine değil devletlerine aittir deyince Faruk Efendi sinirli. Vay komünist diyor, çocuğu hemen alıyor devlet okuluna kaydettiriyor. Daha iyi oldu derdi sultan. Daha iyi yetiştik derdi. Şeyden, Fransız çocukları ve... Fransa'yı hazmederek öğreniyorlar. Sadece lisanlı değil, her şeydi. Sonra işte İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yakın bir endişe oluyor ailede. İki endişe daha doğrusu. Ya Fransa işgal edilirse ne halt edeceğiz? Bir. İkincisi, daha önemlisi, üç kız kardeş bunlar. Nesrişah, Hanzade, Necra Sultanlar. Ya yabancılarla evlenmeye kalkarlarsa ne yapacağız biz diyorlar. Yani gayrimüslimler. Gayrimüslimler yani, evet. Ve çocukları alarak Mısır'a yerleşiyor aile. Ailece Mısır'a gidiyorlar. Ailece gidiyorlar, evet. Yani beş kişi. Dandonör var, sultanın yani refakatçi hanım. Çocukların dadısı. Hep beraber Mısır'a gidiyorlar. Fakat Mısır 38'de. Harp patlıyor, savaş patlıyor. Para gitmiyor Mısır'a, daha büyük sefalet. Şeyde, halife para gönderemiyor. Yani... Sonra İskenderiye'den Mısır'a gidiyorlar ve orada işte artık evlenme şeyi geliyor. Çağa gelmiş kızların. İlk önce Hanzade Sultan evlenmiştir, ortanca kız. Bir hafta sonra Nesrişah Sultan, en sonunda Necla Sultan, Mısır Hanedanı'nın
Çok güçlü prens deviyle evleniyor. Neslişah Sultan'ın üçü de. Fakat en güçlüsü istiyor. Tabii Neslişah Sultan'ın eşi Mısır'ın son hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın oğluyla evleniyor. Yani tahtta gerçi Kral Faruk var ama öteki de tahtın sahibi Mısırlıların gözünde. İngilizler babasını tahttan indirmişler. Abbas Hilmi Paşa'yı. Evleniyorlar ama saray, yani Kral Faruk Neslişah'ın kocasını kendisine rakip gördüğü için, çünkü tahtın eski varisi, hala hakkı var, bir türlü gözetim altında yaşıyorlar. Böyle çok büyük davetlere gidememişler bilmem ne. Ancak saraydan talimat geldiği vakit çıkabiliyorlar. Peki Mısır'ın first lady'si lafı nereden çıkıyor? O şöyle şimdi. 1952'de Cemal Abdülnasır Faruk'u devirir. Bizde şey pek bilinmez. Faruk devrildi, cumhuriyet oldu Mısır zannedilir. Hayır, 1,5 sene sürmüştür. Devrilir, krallık kalır. Faruk küçük oğlu lehine, tek oğlu pardon, Ahmet Fuat lehine tahttan feragat eder. Etmek zorunda bırakılır. Etmek zorunda bırakılır ama şu yapılır. Neyin var neyin yok, istediğin her şeyi al, o mahrusa yatı var. Bir teknesi o yata. Samurai'nin büyüğü. Büyüğü, bayağı büyük. Git ne istersen al diyorlar. Ve hazine bilmem ne her şeyi almıştır. Ama mahrusa hala Mısır'da. Askeri okul yapmış. Askeri okul teknesi. Evet. Harbi okulunun şeyi. Bizim Samurai'nin gibi bir zaman. Sonra efendim o Faruk gönderildikten sonra Neslişah Sultan'ın kocası Prens Münim kral naibi yapılır. Ve Sultan tabii first lady'liği oradadır. Yani krallık döneminin son first lady'sidir. Ve Mısır'da hala el emir Neslişah diye gayet iyi hatırlanır. Orada işte sefir kabul ediyor, sefirleri kabul ediyor, şu oluyor, açılışlar bilmem ne falan filan ama başta gizli bir junta var. Cemal Abdülnasır. Ve sarayları kullanmasına sultana izin vermemişler. Her şey evinde yapıyor. Heliopolis'te güzel bir evi vardı. 3-4 sene önce ona da el kondu. Derken kocası Abdin Sarayı'nı kullanıyor. O Hüsnü Mübarekler'in sarayını. Ama küçültmek için her şeyi yapmışlar, hakaret etmek için. Mesela düşünebiliyor musun? Kral naibi. Kral demektir. Kral naibi. İçtiği kahvenin parasını veriyor. Her ay şu kadar çay kahve içtin. Misafirlerine şunu ikram ettin diye askerler parasını almışlar. Adamcağız tuvalete gidecek. Kendi tuvaleti yok. Kralın makamında tuvaleti kapatmışlar. Bir Sudanlı yaveri var zenci. Onun edasına gidebiliyor sarayın öbür tarafında. Böyle şeyler derken bir gece efendim bütün mallar müsaade edilmiş. Her şeyle müsaade ediliyor. Bütün servetlerine el konuyor. Evleri ellerinden alınıyor ve cumhuriyet ilan ediliyor Mısır'da. Ama daha da kötüsü var. Bir müddet sonra da sen diyorlar... Bu boynundaki şeydir, başındaki taç, o bir Katerina'nın tacıdır. Katerina'nın baltacıya verdiği. Baltacıya verdiği söylenen taçtır. O taç sonra işte bizden 3. Ahmet'e gelmiş, oradan hediye olarak Hidive verilmiş. Hidive'den kız kardeşine ve düğün hediyesi verilmiş sultana. Sonra mecburen satıldı ama çok komik bir fiyata satıldı Londra'da. Efendim şeyde kalmıştık. Cumhuriyet olduktan sonra mısın mallarına el konuyor fakat... Karı koca birkaç kişi bundan tevkif ediliyorlar. Ve gerekçe de komplo, darbe iddiası. Ve Neslişah Sultan'ın kocası idamla yargılanmıştır. Ama beraat ediyorlar sonra. Beraat ediyorlar sonra. Ve ondan sonra işte tekrar Avrupa'ya izin al, nasıl olduysa izin vermişler. Avrupa'da yaşıyorlar bir müddet. Sonra Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye gelme sebepleri de hem sultanın vatanı hem de ucuz. Avrupa'ya göre ucuz. 57'de vatandaşlar geçmiştir. Peki Türkiye girişleri yasak değil mi o sırada? Hanımların, şimdi Neslişah Sultan daha önce, şimdi hanımlara yasak 1952'de kalkmıştır Menderes zamanında. Erkeklere 74'de kalkmıştır. Fakat Neslişah Sultan 57-52 öncesinde 47'de 48'de Mısır Veliaht Prensesi olarak şeye gelmiştir. Ziyarete gelmiştir. Ziyarete defalarca gelmiştir. Mısır Kraliyet pasaportuyla. Ama şimdi arşivler açıldı Ankara'da. Oradaki arşivlerdeki belgeleri gördüm. Her adımları takip edilmiş. Sanki Sultan darbe yapacak. O sırada 30 yaşında falan, 27-28 yaşında pardon. Her adımları takip edilmiş, vize verelim mi diye orası oraya sormuş, orası oraya sormuş. Sonra İsmet Paşa uzatmayın verin demiş, Mısır'da müttefikiz biz şimdi. O şekilde olmuş. Şeyleri sonra işte Türkiye'ye yerleşiyorlar, vatandaşlar geçiyor. Kocasıyla beraber Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Ne iş yapıyor peki eşi Mısır Krallığından? Prens. Herhalde Türkiye'de prens mesleği, olduğu için maaş aldı. Mesleği prenslik. Hayatı nasıl kazanıyor? Hayatı nasıl kazanıyor? Önce... Hidiv'in burada malları var. Onlar ona mı geçiyor? Hayır. Onların Türkiye'de malları vardı. Şey onların da, babasının da.
prensin babasının da Bidim'in Göcek, Adalar hepsi Adalar. El konmuştur. Onları da el, onları da Cumhuriyet döneminde el konuyor. Nasıl yaşıyorlar? Tek tük bir şeyler satılıyor. Sonra Hıdiv öldüğü vakit bir miras bırakmış. İsviçre'de ölüyor. O mirasla geçinildi. Evler falan onda alınmıştır. Ama İstanbul'da da epey bir malları mülkleri vardı değil mi? Hayır. Oturduğu ev dışında pek bir şey yoktu. Tek tük küçük, bir iki küçük dükkanı. Hayır. Peki mesela bu haneden ait bir takım mallar satıldı. İşte ne bileyim, Boğaz'da bir arsa satıldı. Yok, onlar yok. O haneden ait değildi o mal. O Sultan Abidin kızlarından birinin şahsi mülküydü. Hanedana ait mal satılmaz. Şimdi birçok kişinin rüyası var. Hanedan malını alacağız falan filan diye. 431 sayılı kanun. Büyük Millet Meclisi'nin 1948'deki yorum kararı gayet açıktır. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah hak etmiş kişilerin malları devletleştirilmiştir. Size söyleyeyim, normali de budur. Anormali Sabiha Sultan'ın Sitiz. Peki mesela Vahdettin'in Çengelköy'deki köşkü var. Mülk. Devletin değil. Devletin değil değil mi? Devletin o değil. O ne olmuş mesela? Onu sattılar. Komik bir fiyata sattılar. Şimdi gene bir şeyler yapılıyor orada. Ama hisseliydi o. Çünkü Vahdettin'in 4 hanımı var o sırada. 4 hanımın aileleri de hisse alıyor. Öyle bir servete falan satılmadı o. Bir de o yıllarda oralar pek para etmez biliyorsun. Boğaz uzak ya sayılırdı. O zaten Vahdettin'in üstünde değil tabi. Giderken emanet ediyor zaten Vahdettin. Hayır, hiçbir zaman olmamış. Kızların üstüne oluyor. Öyle karısının mi? Kızının üstüne sonra kalfalardan birine yapmışlar. Böyle giderken kalfa birine yapmışlar. Kalfalardan gelince geri almışlar. Ama komisyon almış o kalfanın ailesi de. Kalfa hayatta değil. O şekilde satılmış. Ama Türkiye'de öyle büyük malları falan bir şeyler yoktu. Sen biliyorsun Selahattin abinin yalısı. Karşı tarafı Selahattin Beyazıt'ın. Nesicah Sultan satmıştı. Onu şey yapmıştı o yalıyı, meşhur mimar. Anladın ismini unuttum. Ağhan ödüllü mimarımız. Evet, Ağhan ödüllü alan onundur. Ama yani o yalı kocasına kalan mirasın büyük kısmı ile yapılmış ki o zaman çok para eden bir şey değil. Sonra oradan çıkıp işte Otaköy'e aldılar. Öyle çok büyük malı mülkü yoktu. Yani arkasında böyle dev bir servet. Hayır efendim yoktu. Yani şey söyleyeyim. Ve evet, çok şık bir ev vardı. Çok zevkli bir evdi. Evde Mısır'daki varlık içerisinde geçen 3-4 sene içerisinde dönem 3-4 senede bütün şey odur süreç. Londra'dan alınmış güzel eşyalar vardır. Yani eşya derken Osmanlı objeleri. Padişah mucibincesi olan birkaç ferman. İşte çok güzel şeyler. İznik çatmaları, kadifeleri. Bazı toprak altları, kayıtlı toprak altları hepsi. Ve fermanlar, levhalar, hatlar, şunlar bunlar. Güzel yemek odası falan ama o yıllarda bunlar hem pahalı değil hem de ev güzel, çok güzel ama arkada nakit bir servet, para falan yok. Hiçbir zaman olmadı. Şimdi herkes zanneder ki böyle altınlar içinde yaşıyorlar. Böyle bir şey yoktu. Yani anladığım kadarıyla hayatı, o dediğin kısa dönem, Mısır'daki bir kısa dönem hariç aslında hep yokluklar içinde geçmiş. İyi yaşamış. İyi yaşamış. Ama o Avrupa kültürel kalitesinden ötürü tabii, iyi bir yaşam. Paradan kaynaklanan bir yaşam değil. En saygı gören, en güzel kadınlarından biri. Ama öyle büyük bir para yok. Şimdi mesela hiç yazmadım ben şimdiye kadar bunu. Ama Sultan vefat ettiğine göre söyleyebilirim. Bundan birkaç sene önce çok büyük bir sıkıntıya, yani nakit yoktu. Çok güzel ev dediğim gibi. Ve hani diyoruz ya, imparatorluğun son sultanıdır kayıtlı. Aile mensupları, her hanedan mensubuna bir hanedan nişanı veriliyor. Bu 41 veya 42 adettir o nişan. O kadar kişiye verilmiş. Sultan onu elden çıkartmak zorunda kaldı. Hanedan nişanını sattı. Evet, hanedan nişanını sattı. Sen bir programında burada göstermiştin oradan bir tanesini. Evet, o Hümeyra Hanım'ınkiydi. Vahdettin'in öbür torunundu. Yani daha doğrusu Sultan Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'ındır o. Fakat Nesicah Sultan kendi nişanını bir koleksiyonere satmak zorunda kaldı. Bundan 3 sene önce. Geçinebilmek için. Para bitmiş. Yaşlı hanım, bakılması lazım. Her işi kendi yapamıyor artık. Evde bakıcılar var, onların maaşı var. Gelen giden oluyor. Bazı şeyleri standartın altına düşemez. Sen de tanısın, ismini söylüyorum sonra. Bir ortak dostumuz vasıtasıyla bir koleksiyonere beraberce sattık Sultan için. Ve o bir senelik, yok 8-9 aylık geliriydi Sultan. Öyle çok yüksek bir para da gelmedi. Budur. Şeyse. Peki. O şeydeki bir fotoğrafta şeyi var, boynunda var onun işin. O sadece sultanları ve şehzadeleri verirdi. O satıldı. Geçenlerde bir Balmumu heykelini üstüne gördük seninle, ondan bir tane.
Bir bal mumu heykele takmıştı birisi geçen de bir yerde gördük, hatırlıyor musun? Aa, evet evet işte o. Ama sattığımız o değildi. Yok o değildi biliyorum. O değildi. Peki Murat, 1953'te Türkiye'ye. 57'de Türkiye'ye. Vatandaşlığa geçiyor. Vatandaşlığa geçiyorlar. Ne yapıyorlar Türkiye'de yaşıyor? Eşi çalışıyor mu? İş, şirket? Hayır. Şimdi vatandaşlığa geçmeleri bir komik. Vatandaş olması için emniyete gidiyorlar. Polis karşısına geçmiş. Adın ne? Neslişah. Ananın adı ne? Sabiha. Babanın adı ne? Faruk, Ömer Faruk. Sabiha'nın babası kim? Sultan Vahdettin. Ne iş yapardı? Padişah. Halife-i Müslümin ve padişahtı. Peki babanın babası kim? Abdülmecid Efendi. Ne iş yapardı? Halifeydi. Polis sormuş. Bu adamlar Müslüman mıydı demiş. Bu padişah dediğin adamla. Halife dediğin adam Müslüman mıydı demiş. Sultan önce bozulmuş. İkisi Halife-i Müslümin ne demek memur bey demiş. Müslüman mıydı onu soruyorum deyince o da bir ağzını açmış. Orada dedi polis şey yaptı. Kusura bakmayın sizin sinirinizi bozma talimatı aldık. Yıl 57. Efendim? Yıl 57. Yıl 57. Fatih öyle değil mi? 1990 mıydı 91 miydi? Ben Orhan Efendi'yi getirmiştim. Son hanedan evet. Reisiydi. Türkiye'ye 68 sene arayla geldi. O zaman yani 20 sene önce şimdi böyle sultan cenazesi, başbakan yardımcıları gelecek öyle şey yoktu. Çok zordu şeyler. İzin almak için aile dostlarının göbeği çatladı. İlk mesela defin izini Kenan Evren Cumhurbaşkanı iken tren kompartımanının basamağında imzalatıldı. İmzalattık. Öyle olmuştu Geveli Sultan için. Orhan Efendi'yi ben getirdiğim vakit Çırağan'da kalıyoruz. Hürriyet'in davetlisi gelmişti. Gazetenin şimdi fakat nereye gitsek arkamızda beyaz bir araba. Bir de otelde asansörün önünde bir masa kuruldu. Bir adamlar oturuyor orada. Biz çıkıyoruz. Masadakiler kalkıyor. Peşimizde bir arabayla. Ben şüphelendim. Ama aklıma başka bir şey gelmedi. İhtimal vermedim. Plakayı arkadaşlara verdim. Ya şu plakayı sorsanıza falan dedim. Cevap geldi. Bir güvenlik kurumunun, kuruluşunun takip ediliyor. Adam 80 küsur yaşında. Gözü görmüyor. Nefes alamıyor. Darbe yapacak. Ben hiçbir zaman yani yukarıdan böyle takip edin ne ama yapıyor. Ama bu mesela Avusturya'da böyle. Avusturya sokmuyor. Sokmuyor bile. Yani. Çekiyorsa şey yapmaz, sokmuyordu. Veyahut kapıda bir taahhütname alıyordu. Taçtan, tahttan, mirastan, şundan bundan. Feragat. Hepsinden feragat ediyorum. Buyur ne yaparsan yap diyordu. Otto, Prens Otto vakti uzun zaman kabul etmediği için giremedi. Annesi İmparator Cezita hiç kabul etmedi. Orası benim malım dedi. Niye kabul edeyim dedi. Ki Bourbon Palma Prensesi, Avusturyalı'da değil. Ama yani böyle bir talimat verildiğine ben hiçbir zaman inanmam. Bu iş güzelliktir.